Herkese selam, Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar, biliyorsunuz ki canlı yayınlarıma katılanlar bilir ama bilmeyenler için söyleyeyim. Orada YouTube Arya diye biri yazıyor bize. Sağ olsun kardeşimiz, bağış da atıyor. Kendisi ne bugün bir kadro kuracağız. Bakalım nasıl bir kadrosu var. Toplam 60'a yakın destansı var arkadaşlar. İnanılmaz bir hesap gerçekten ve hani bayağı da para yatırmış hesaba diye düşünüyorum. 60 tane destansı bulmak kolay değil. Bugün hem buna kadro kuracağız hem de bu kadroyla bir de maç yapacağız. Bu tarz videoların devamı için inanılmaz beni yapmayı ihmal etmiyorsunuz ama küçük bir açıklamam var. Biliyorsunuz ki her hafta 1000 coins bir kişiye hediye veriyoruz. Dün attığım videoda 70 destansılı kadronun altına katılıyorum yazmanız ya da Instagram adresinizi yazabilirseniz Bettorito kanalına ve bu kanala, şu anda izlediğiniz kanalı ve Bettorito kanalına abone olmanız yeterli oluyor dostlarım, aklınızda bulunsun. Her hafta sonunda, bu hafta başladı çekiliş. Bir sonraki haftadan itibaren platformun önemi yok. Her kişi katılabilir. Steam'den, Xbox'tan, mobilden, PlayStation'dan, konsoldan hiç fark etmez. 1000 coins bir kişiye ödül vereceğiz. Her haftada tekrarlanacak, aklınızda bulunsun. Like'ınızı da atmayı ihmal etmiyorsunuz. Gelin bakalım kadro kuralım. Bu arada maç yapacağım için bir kere tamam menajeri gördüm. Xavi var. Okey. Ten Hag var. Dostlar, kimi alırız derseniz hani ya, hızlı kontrol atak oynamayacaksam da Ten Hag'la oynarım abi. Ben Xavi'yi, ben top çevirme oyunu sevmiyorum çünkü. Hemen şuradan takım oyun tarzından da uzun top kontrolü seçelim ki burada rahatlıkla takımımızı kurabilelim dostlar. Bakalım nasıl bir kadrosu varmış. Hemen şöyle bir kontrol edeceğim. Bu arada gerçekten merak ediyorum, seviye antrenmanı ne kadar? 6 milyon 600'lük bir GPC var seviye antrenmanı, yani para harcandığı belli bir hesap. Bir de isterseniz gelin şurada sözleşme yenilemeye bakalım. 305 tane sözleşme yenilemesi var. Dostlar, Dida'yı gördük, Peter Cech'i gördük. Peter Cech'i alıyoruz. Bu taktik bu arada ne kadar iş yapar mobilde ya da kullanan var mı? Yorumlara yazsınlar dostlar, kullananlar. Stoper kısmına baktığımızda, stoper kısmında Cannavaro var, Maldini var, Baresi var. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bu üçlü bizim için yeterli olacaktır. Bu üçlü çok güçlü diyoruz. Gördüğünüz gibi normalde Maldini 103 oluyor. Ten Hag'la farklı fullerince mi oluyordu? Nasıl oluyordu o ya? Yani bu arada bu küçük trikleri yorumlara yazarsanız beni mutlu edersiniz dostlar. En azından bilmeyen kardeşlerimiz yararlansın. Tomori var gördüğünüz gibi. Rijkaard var, güzel. Burada Ruben Dias var. Rijkaard da şu anda gelip dost pozisyonunda buraya alabiliriz. Daha iyi bir dost var mı bilmiyorum. Bekle oynamayacağız. Candela var gördüğünüz gibi. Irwin var. Biz bekle oynamayacağımız için şu anda onlara ihtiyaç duymuyoruz. Yukarı doğru çıktık. Cafu var. Maicon var. Yani alınabilir mi? Bunlar kanat da oynayabildiği için alınabilir. Sonuçta oradan orta da açabiliriz. İlerleyen forvetlerin ne olduğunu bilmiyorum. Gerçi hani az çok kadroyu tahmin edebilirsiniz. Bütün destanslar vardır. Bu kadar destansı, yani 60 destansı olan bir hesabın bütün destansları çıkardığını varsayarsak. Yukarı doğru çıktığımızda Cambiasso var. Dostlar, Patrick Vieira'yı gelip alıyorum. Ben yine, ya bu kadar adam var ama Pirlo iyi top dağıtır diye buraya 102'lik Pirlo'yu alacağım. Çıktık yukarı. Makalele de varmış bu arada. Makalele'yi de oynatabiliriz ha. Dostlar, Makalele bir tık daha iyi olur be. Gilberto Silva, Pirlo'yu es geçtik. Güzel. Dekolar var. De Jong var bu arada. De Jong'u? Aa, De Jong 102. 103 değil 102. O zaman tam farklı fullemiş. Makalele bir kolektif güç rekoru kırmaya çalışmıyoruz ama olursa neden olmasın. Bir bakarız. Eğer yaklaşırsak çok, tabii ki de şuraya Pavelnetvet'i alayım. Dostlar, ona göre bir şekil yaparım. De Jong'u falan oyuncu sıfırlamak şu anda ücretsiz çünkü. Rafael Leao var. Denilson var. David Beckham var burada. Beckham aldım, 102 oldu. Rafael Leao var. Denilson var. Denilson'u bu arada bayağı farklı fullemiş ya. Denilson daha iyi oluyor. Yok, Denilson 100 oluyordu zaten değil mi? Denilson evet 100 oluyordu. Evet, onda bir sıkıntı yok. Pavel Nedved tekrardan alalım. 102 kalsın en azından. Nakamura var. Seedorf var. Gördüğünüz gibi Zico var arkadaşlar. Zico 103 oluyor. Gullit var burada. 102 oluyor. Musiala var. Çok güzel. Seedorf var. Yani destanslar gırla. Frank Ribery'i tercih ederim burada. David Villa var. Neymar var. Neymar kaç oluyor? Neymar da 102 oluyordu. Kalabilir şimdi. Yani ya şöyle bir durum var. Bir kadro kuracağınız zaman bu kadar fazla oyuncunuz varsa, yani mesela şuraya mecbur şunu koyacağım. 104'müş bu. Diğeri kaç olur? 105. Yani ister istemez şu oluyor. Babacım, yani bir şekilde bazı oyuncuları alamıyorsunuz. Hatta birçok oyuncuyu alamıyorsunuz ve bu da tadınızın kaçmasına sebep oluyor. Cruyff'u aldım, 103 oldu. Vedat Muriç varmış. Bu kadronun yanında iyice sırıtıyor Vedat Muriç bu arada.
Milito var gördüğünüz gibi. Messi'nin diğer kartı var. Romario var. Romario koç alıyor. Romario'yu da 102 kendine göre fullemiş. Bunda bir kolektif güç rekoru kırmıyoruz ama dostlar ya Cruyff'tu, ben burada Drogba'cıyım abi. Ben konsol, iş konsolu oldu mu ben Drogba'cıyım. Genel diyoruz. Şimdi Lionel Messi, o zaman şöyle yapalım. Lionel Messi'nin ben bu kartını daha çok sevdiğim için bu kartını alacağım. Rafael Leao'yu kanatlardan birazcık kanat almamız lazım. Neymar'ı da alayım şöyle. De Jong'u da alabiliriz. Şimdi Romario alınabilir. Daha sonra kontra, yani bir sonraki 60'tan sonra sokacağımız oyuncular önemli. Muhammed Salah'ı alabiliriz. Burada Beckham'ın yerine sokabiliriz. David Villa var. Güzel. Cristiano Ronaldo'muzu da alalım biz. Yükselişte falan gelirse. Cruyff'ümüzü de alalım şöyle. 103 olsun. Musiala var. Kanatlarda çok fazla. Maicon'u da alalım. Aldık Maicon'u da. Musiala var. Musiala da alınabilir. Aldık. Son olarak kimler olabilir? Chiesa bomba şut özelliği var. En azından Salah'ı da aldık. Onu da alalım. Ve son olarak Son'u da alalım arkadaşlar. Ve 3163 şu an herhangi bir kolektif güç rekoru kırmadan, yani kırmaya çalışmadan bir kadro oluşturduk. Ten Hag'la nasıl bir taktik olur, nasıl iyi oynar mıyız bilmiyorum ama elimizden geleni yapacağız. Ama küçük bir dokunuş yapalım mı? Orada Patrick Vieira, evet çok iyi bir kart. Ama dostlar ben Gilberto Silva'yı koyacağım oraya. Gilberto Silva'yı koyacağım oraya. Evet, Gilberto şu anda doğru bir karar verdim mi yorumlara lütfen yazın. En azından bir tanesi ön libero olsun istiyorum orada. Çünkü defansa çok fazla açık verebiliriz. Hadi gelin maça geçelim, bakalım maçta neler olacak. Dostlar sistem rakip buldu, hemen şöyle kontrol edelim. Defans attı, dipçik gelmiş. De Jong, Romario, dostlar Romario Beckham'da Maicon'la değiştirsek mi? Romario yükselişte gelmiş. Bir Drogba'nın yanına bir tane süratli bir adam alalım. Rakibi de kontrol ettiğimizde rakip diyor ki kardeşim ben 4-1-4-1 ile seni tokatlarım. Bakalım gerçekten bunu yapabilecek mi? Maça biz başladık. Takımı ileri de aldı. Oğlum bu biraz beni korkuttu, ne yalan söyleyeyim. Attım pasımı. Geçerse büyük tehlike. Odegaard. Drogba yapma Drogba. Sakin. Yo. Ya hakem. Ya bak böyle yandaş kararlarla, böyle şey yaparak, böyle yancı kararlarla bu maçı geçiremezsin kardeşim. Koke pasını verdi. Alırsak büyük tehlike. Renan Lodi aldım. Çok güzel. Şimdi Drogba gidiyor. Drogba. Oha senin ben el... Olsun olabilir. Ya sağ bak, kaydığı için değil, sadece Drogba'ya bunu yaptığı için sinirlendim. Problem yok şu anda. Kaleciyle de kullanmayalım. Şöyle hemen ekran değiştirdiğim, sonra duran top değiştirdiğim Baresi ile şöyle dostlar çok dikkat edeceksiniz şimdi. Normalde bak. Bak normalde şunu yapmazdım. Sadece izleyin. Allah kahretmesin. Musiala. Sakiniz. Full geri almak nedir kankam ya? Abi sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Seni o kafana sokacağım şimdi de. Yapma, bir korner kazandırdık rakibe. Onun iyi ki korner kazandırdık. İçeri doğru topu atsak zaten adam golü atacaktı. Bir tık ileri alacağım takımı. Korkanın çocuğu olmazmış. Odegaard gönderdi. Hayır. İndir. Ciddi misin ya? Gerçekten şu golü atacak mıydın ya? Adam reveşotayla şut çekti. Döndü oradan, Marquinhos kafayla gol atıyordu. Oyun yapma böyle şeyler, gözünü seveyim. Hemen şöyle ileri hafif çıkaracağım adamları. Bir orta daha geldi, arka tarafa çok uzağa vurduk. Hey ya Rabbim ya. Romario indirdiği yerde. Ulan dolma parmaklarımdan göremiyorum ki. Aldım topu, çok güzel. Verdim pasımı, harika. Çok güzel bir top. Hadi gel kaysana. He? Buradan Kaysara'ya selamlar arkadaşlar. Romario. Kaysana hadi. Çok da buldum lan. Ulan sen Drogba'ya saygın olması lazım senin. Senin Drogba'ya bir kere saygın olması lazım. Aldık. Romario iyi gördü. Orada Frank Ribery. Ribery pasını verdi. Orada Romario var, girdi. Tekrardan arka direkt. Senin geçmişin.
Serdar bu sefer niye kızdın? Bu sefer çünkü Romario bu da bir efsane. Buna da kayamaz arkadaşlar. Topun başında yanlış anlamayın ama Drogba var. Kırbacı çıkardı. 2-0. 2-0. Come on. Sakın çıkma. Sakın maçtan çıkma. Çok da oldum arkadaşlar. Bu efsane oyunculara asla kayamazsın sen. Olamaz böyle bir şey. Vlahovic. Ne güzel söyledim lan Vlahovic'i. Odegaard aldık. Hadi oğlum hadi. Attım. Çok güzel. Romario. Marquinhos aldı. Odegaard. Vlahovic. Oğlum ağzı insanın bir acayip oluyor. Attım. Çok güzel. Verdim. Harika. Çok iyi. Wow. Geçmedi. Konate. Oğlum azman gibiymiş o da lan. Çok iyi. Hiçbir şey olmaz. Beckham oynuyor muydu ya? Çok iyi gördük. Abi bu baya verkaç merkaç bu işi biliyor. Neymar. Orası kendi kalen yani. Neymar inanılmaz hareketler. Bir pas daha Drogba gidiyor. Didi'ye gidiyor. Bak sadece şu pasımın akıl dolu pasıma bakın. Ya öyle öyle kalecileri çıkarmak da olmaz bu işte. Beckham bir kafa topuna çık bari be kardeşim ya. Bu adamın da var şu saçlar bozulmasın diye yaptığı hareketler. Attım. Dikkat. Peki bir şey söyleyeceğim. Hala 2-0 ve full geride ne mantık? Süper. Didi'ye hayret edersin. Didi'ye Drogba çok hissettim. Biraz önceki pozisyonda kaleciyi çıkardı çünkü biraz daha böyle bir küçük bir hamle yapsa kaleciyle tokatlayacaktım ama bu sefer o hamleyi yapmadı. Bak. Hemen şu... yetmedi. Boyum yetmedi. Renan Lodi. Neymar'ı gördü çok iyi. Neymar. Harika hareketler aldım. Çok güzel. Şimdi tam zamanı. Ah be oğlum çok iyi kaç. Bu taktikte yalnız oyuncular fena kaçıyor derken. Hasta la vista. Neden böyle bir hareket yaptım biliyor musunuz? Benim konsoldaki Messi'nde makas çalımı var. Ben burada olmadığını unuttum ya. Yani benim onu sonradan eklediğimi unuttum makas çalımı. O yüzden makas çalımı yapmaya çalıştım ve oyuncuda da makas çalımı olmadığı için o yüzden saçma bir hareket yaptım. Ve bu hareketle de biz gol atmayımızı engellemiş olduk. İlk yarı 2-0. İkinci yarı çok daha mantıklı. Özellikle 60'tan sonra hala maçtan çıkmaz ise aslında oyuncu ya daha hızlı ve daha süratli oyuncular alabileceğiz. Tabii ki de 60 tane destansı kart bordeyi. Bu arada hala full geride oynuyor. Yani 2-0 olmuşken ya unuttu onu orada. Bak şu pasa dikkat. Eyvah. Şuradan maçı verirsem o kadar üzülürüm ki. Kardeşim süpersin. Harikasın. Süper. Attım. Çok güzel. Bu arada Drogba niye bu kadar kanada kaçıyor ya? Süpersin. Attım pasımı. Hadi oğlum artık. Oyuncu deşikti hakkımızda. Ha o var. Musiala süper. Attım pasımı. Beckham gidiyor. Atamadık. Ortaya atacak. Sakin. Nereye atacağını o kadar iyi biliyorum ki. Aldım. Çok güzelsin. Frank Ribery. Ah be çocuğum. Bak 2-0 oldu ya. Adamların arkasına kaçıp duruyor benimkinden. Bak bu oyunun klasik problemi. Neymar. Çok iyi. Bu mu foul? Hoca. Ay senin gibi hocanın geçmişini. 2-0 üstünlüğümüz devam ediyor. Neymar Junior. Oyunun hediye verilen Neymar'ı. Ölçtü biçti. Beckham sarı kart mı gördü? Kanka ne yaptım ben ya? Ciddi ne yaptım ben ya? Ona. Oğlum. Tabii neler yapıyorsun kanka? Süper. Dembele. Nereye atacaksın o kadar iyi biliyorum ki. Çok güzel geçti. Osmane Dembele. Yolun sonu. Attım pasımı. Geçmedi. İkinci yarı bu arada hiç oyun... Ya ne yaptım lan foullük? Oğlum ne yaptım foullük? Çok tuhaf değil mi ya? Beyler. Eğer bir gol atarsa... Oyun planı yapmadı. Eğer o yapmazsa biz de yapmayalım. Gerçi onun oyuncu değişikliklerini otomatik yaptı ama çok güzel gördüm. Frank Ribery gidiyor. Döndüm. At artık coin'ına beni karam. At artık. Kanka müsaadenle.
şöyle bir attım ama Romario'ya gelmedi. Yani bu arada bu taktikte belki de ilk defa oynuyorum. Hani nasıl, nerede, nasıl çoğalır bilemedim ama aslında bir şey söyleyeyim mi? İyi bir taktik gibi. Aldım. Attım pasımı. Çok güzel. Hadi artık. Çok güzel. Didier Drogba aşırttı. Bir göğüs kontrol. Topağlarda. Topağlarda çok bilinçli. Çok bilinçli, çok rahat, çok profesyonel. Orada gelişine vurmaktansa bir göğüs kontrol. Yani göğüs var. Romarion var. Göğüsü var mı? Var. Orada yapman gereken o yani. Neymar. Çok güzel döndü. Neymar gidiyor. Bir de kaleye mi? Süper. Bizde mi? Süper. Oğlum nasıl bir prestir lan bu? Bir artık dolaşmazsanız birbirinize. Carvajal. Çok güzel geçti. Süpersin. Hadi hadi. Süper. Harika. Ah be Romario. Orada ulan Lionel Messi'yi oynatsak şimdi. Çok güzelsin. Attım da pasımı. Didi'ye gidiyor. Girdi. Baktı. Ortaya açtım. Çok rahat, çok kısa. Yani kısa çünkü vuramadı. Gilberto Silva. Gilberto Silva. Arka direk. Ortaya açtım. Romario yine çok kısa. Oğlum Messi oynuyormuş lan zaten. Aldım. Çok güzel. Didier Drogba kaçtı. Messi de kaçtı. Ortaya açtım. Hayret edersin. Ah ah ah. 3 tane adam var. Gittin Terrier'e verdin topu. Bu Terrier köpek değil miydi ya? Neymar gidiyor. Neymar. Kaydım orada. Bilerek kaydım. Vuruyoruz ve maçı kazanıyoruz. Aslında çok bir şey yapmaya gerek kalmadı. Kadromuzun kalitesiyle kazandık bence ama 2-0'dan sonra bir köstek oldu gibi oyun ya da biz oynayamadık. İkisinden biri artık. Güzel, keyifli bir maçtı dostlar. Hemen şöyle baktığımızda 5 şuta 4 şut, 68 pasa 68 pas. Yani sanki kadro kalitesiyle kazanmış gibi olmuşuz. Güzel, keyifli maçtı. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Dediğim gibi iki kanala abone olmayı unutmayın. Çekilişlerimiz devam edecek. Hoşçakalın.